Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleri sayesinde 1000 aboneye geçtik. Daha da ilerlemek için yine desteklerinizi bekliyoruz. Evet, haftanın zeka sorusuna geçmeden önce öncelikle geçen haftanın sorularının cevaplarıyla başlayalım. Geçen hafta güzel bir martı sorusu sormuştuk. Şöyle sorumuzu hatırlayalım. Yan tarafta fotoğrafını koydum. Sorumuz şöyleydi. Martı yuvasından çıkıyordu. 3 kilometre güneye doğru gidiyordu. Hep düz uçuyordu martımız. 3 kilometre güneye doğru uçuyordu. Sonra 4 kilometre batıya doğru uçuyordu. 12 kilometre kuzeye doğru uçuyordu ve 16 kilometre doğuya doğru uçuyordu ve oradan bir balık avlıyordu. Balığı avladıktan sonra geldiği yoldan değil de dümdüz bir şekilde direkt yuvasına uçuyordu. Bu avladığı yerle yuvası arasındaki mesafe ne kadardı diye sormuştum. Bu gittiği mesafeleri yan tarafa kağıda çizdim. Evet. Ve burada çıkarttığımızda bir üçgen oluyor. Şöyle bir üçgen oluyor. 12 ve bilinmeyen hipotenüs şeklinde oluyor. Bu bir geometri sorusuydu. Geometri sorusunda iki tane kenar biliniyor, hipotenüs bilinmiyorsa iki kenarın karesi, yani 9'un karesi, 12'nin karesini topladığımızda hipotenüsün karesine eşitti. 9'un karesi 81. 12'nin karesi 144, 81 artı 144, 225 yapar. 225 de 15'in karesidir. Yani 15 kilometre mesafe gitmiş. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştum. O soruyu da şöyle yan tarafta hatırlayalım. Sorumuz şöyleydi. Bir annenin 9 tane çocuğu vardı. Bunların yarısı erkek ise toplam kaç tane erkek çocuğu var diye sormuştuk. Bazıları 4,5 diye yorum yapmış. 4,5 olmaz çünkü yarım çocuk olmaz. Bunu şu şekilde çözüyoruz. Çocuklar tam olacağı için bunun tek bir ihtimali vardır. O da tüm çocukların erkek olmasıdır. Yani 9 çocuğu da erkekmiş. Böylece yarısı da erkek oluyor. Evet. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Evet, sorumuz geliyor. Arka tarafta gördüğünüz gibi bir sınıfımız var. Bu sınıfta toplam 28 tane öğrenci var. Kızların yaş ortalaması 5, erkeklerin yaş ortalaması ise 7'dir. Bu sınıftaki çocukların yaşları toplamı ise 166 ise toplam kaç tane kız, kaç tane erkek vardır? Evet, sorumuzu tekrarlıyorum. Sınıfımızda 28 tane öğrenci var. Bu sınıfımızdaki öğrencilerin kızların yaş ortalaması 5, erkeklerin yaş ortalaması ise 7'dir. Toplam yaşları toplamı ise 166 ise bu sınıfta kaç tane kız, kaç tane erkek vardır? Bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomuzu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.